Evet, bir önceki videomuzda bir generate account diyerek bir hesap açmıştık ve bunun secret key'ini falan burada görmüştük. Şimdi biz bu hesabı şurada env'de tanımladığımız API'mızda kullanarak, ki bir önceki videomuzda yine bu Pursetech'in sayfasından API kullanmıştık. Bu API key kullanarak biz bu hesap bilgisiyle Algorand'ın mainnet'ine bağlanabiliriz, betanet'ine bağlanabiliriz, testnet'ine bağlanabiliriz. Mainnet gerçek Algorand'ın ağı. Beta'da Algorand'da versiyon güncellemesi yapılmadan önceki son hali betanet. Biz daha çok testnet'i kullanacağız. Yani testnet'te testlerimizi yapacağız. Daha sonra dilersek mainnet'te işlem yapabiliriz. Ona ait bilgi, bağlantı şekilleri de burada bulunuyor. Şimdi bunlarla bağlantı kurup biz bu testnet üzerindeki, biraz önce testnet açmıştık biz. Bu testnet'te şuradaki bilgi yardımıyla biz balans bilgisi, yani ne, hesapta testnet'inde ne kadar bilgi var, bunu almaya çalışacağız. Tamam. Şimdi buna bakalım. Şimdi ben burada API'mı da ayarlamıştım. Burada dursun. env içerisinde adreste kapattım ben. Bu index burada tamam beklesin. Ben şimdi yeni burada bir tane şöyle balans.js ismiyle yeni bir tane sayfa açıyorum ve bunu kullanacağız. Yine balans sayfamızda yine const şöyle algo sdk eşittir require şöyle algo sdk diyerek bir kere Algorand'ın ana kütüphanesini ben çağırıyorum. Tamam. Daha sonra ben bakın check balance ismiyle ben yeni bir tane metot oluşturuyorum. Eşittir diyorum şöyle. Yine bir arrow function'la ben bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve bu oluşturmanın şeyiyle de ben, hatta isterseniz şöyle en sonda şurada da yine modül export check balance diyerek bunu bu şekilde modül olarak almasını istiyorum. Şimdi biz burada balansla işlem yapacağız. Şimdi bakın burada bazı bilgileri burada işlememiz gerekiyor. Birinci kısım port bilgisi. Const port diyorum eşittir. Bunu varsayılan olarak arkadaşlar boş alıyoruz. Bu, yani port bilgisini bildirmiyoruz. İşte, tamam. Sonra bakın const token diyorum. Ve token içerisinde bakın bunu bir dictionary olarak oluşturuyorum. Şöyle eşittirdim ben buraya. Dictionary, pardon, yine yanlış yaptık. Şöyle eşittir. Dictionary içerisinde bazı bilgileri o alacağım. Bakın ilk bilgi bu şekilde ifade ediliyor. X API key. Ben parametreyi oluştururken bu şekilde yapıyorum ve burada ben API key alırken de process env içerisinden ben API yazmıştım. Onu almasını istiyorum ve şurada gerekirse şurada bir nokta virgül koyabiliriz. Yani ben bir API ile işlem yapacağım ve env içerisindeki burada ismi API verdiğim için git bunu al. Bunu da Pursetech'ten almıştım. Tamam. Şu an API key'ine erişimi aldım. Bu burada cepte duruyor. Şimdi ben hangi server kullanarak işlem yapacağım? Hemen şöyle geliyorum. Burada yine const değişken tanımlaması gibi ben bağlantı yerimi ayarlıyorum. Bakın şöyle test server diyelim. Eşittir diyorum. Şöyle burada bakın tırnak içerisinde server bilgisini alacağım. Nereden? Hemen web sayfasına gidiyorum. Ben şurada Algorand testnet'teki şu adres var ya, testnet Algorand API Pursetech PS2 olan, şunu aynen buradan kopyalıyorum. Kopyalıyorum ve bunu aşağı indirim ben hemen. Şuraya gelip bu server bilgisinde bu olmasını istiyorum. Bu şekilde ben bu server'ı kullanarak ben Pursetech'in yardımıyla buradaki Pursetech'in şifresini kullanarak ben Algorand'ın testnet'ine bağlantı yapabilirim diyorum. Tamam, şimdi ben burada bir client açacağım. Yani ben burada bir bağlantı için bir ayar yapacağım. Ve şunu da şu şekilde yapıyorum. Let client şöyle alayım ben. Ve bu client'ı oluştururken de şöyle diyorum. Eşittir new algo sdk algo sdk client demeyeceğim tabii buraya. Şöyle şurayı siliyorum. Bakın new algo sdk algo şöyle dv2 algo, bunu kendi içerisindeki kütüphaneden yararlanarak dv2, yani versiyon algoda versiyon 2 kullanarak açıp burada bakın ilk parametre token, bir kere şuradaki API key'inden faydalanacağım. Bir bitti mi, bitmedi. Token'dan sonra şöyle test server da alıyorum, yine bitmedi ve ayrıca bir de port bilgisi alıyorum. Yani yukarıdaki port boş bilgisi ve token bilgisi, ayrıca da şu bağlantı adresini alarak ben hesaba erişmeye çalışacağım. Şimdi biz burada gerçek main server ile test server değil de main server ile işlem yapacaksak,
şu sayfada yine aynı sayfadan devam ediyorum. Bakın burada testnet var. Şuradaki mainnet'i alacağız. Şu. Bunu kopyalarak işleme gidersem mainnet'inde de ben gerçek işlemlerimi yine yapabilirim. Tamam, güzel. Buraya kadar iyi gittik. Şimdi bakın burada bu bilgileri aldıktan sonra ben bir account bilgisiyle gideceğim. Ne? Şöyle devam ediyorum. Let account diyorum. Eşittir. Ve şu tırnak içerisine account bilgisini işleyeceğim. Hangi account? Bir önceki videoda account adresi almıştık ya. Şunu ben buradan alıyorum. Ve şuraya bunu yapıştırıyorum. Bakın testnet'le ben bununla işlem yapıyorum. Bunu da aldım. Şimdi ben bunun balans bilgisini alacağım. Ve bunun için de şöyle aşağı açıyorum şöyle. Şöyle indireyim ben. Asenkron bir işlem. Çünkü yaptığım şey zaman alabilir. Bunun bitmesi bekleyeceğim. Asenkron function demeyeceğim ben. Asenkron olarak şöyle yine bir arrow function oluşturayım ben. Şöyle açayım ben. Asenkron olarak şu işlemi yap. Ne yapsın? Bakın. Let şöyle account info. Account hakkında bilgiler alacağım ben. Info diyorum. Eşittir. Yine parantez açıyorum. Diyorum ki wait. Await. Bekle. Neyi bekle? Client. Bakın account information. Account şöyle information. Account information'ı alıyorum ve şöyle açıyorum. Hangi kişi hakkında? Account hakkında. Ve daha sonra bakın şu account bittikten sonra şurada bir de nokta do diyorum arkadaşlar. Bu kendi içinden gelen bir fonksiyon. Yani ben yukarıdaki bilgileri kullanarak ben account'a ait bilgilerimi çekmeye çalışacağım. Ve daha sonra bakın burada account'un içerisindeki account information içerisindeki şunları aldıktan sonra şuraya gelip aşağıda log ile console log çağırıyorum. Console log ile şöyle açıyorum ben burada. Mesela balance of account diyorum. Ve şöyle şey de yapabilirim. Güzel. Ve burada bakın şöyle artı ile JSON stringify yapacağız bunu. JSON nokta. Şurada bir yanlışlık yapmayalım. Şöyle. Stringify diyorum. Bakın JSON stringify ve bunun içerisindeki account info'yu bana getir diyorum. Şimdi bunu yaptık. Bakın şimdi biz bu account'a ait bilgileri stringify bir şekilde bunu aldık. Şurada ben şundan sonra yapayım ben. Bir cache ile bir hata tanımlaması da yapayım ben burada. Hata varsa onu da alsın. Catch ile error varsa da bu error'u da yine loglasın bana. Şöyle bu error'u bana getirsin. Şimdi bunu yaptık. Tamam, bunu kaydedelim. Şimdi biz burada ne yaptık? Bunun ismini balance dedik. Tamam. İşlemi aldık. Şimdi bu balance'ı biz ne yapacağız? Daha sonra biz ana sayfamızda çağırmamız için bizim index sayfamıza gideceğiz. Şöyle hemen gelelim. İndeks sayfamızda şurada balance ait bilgileri şöyle şurada create adresini almıştık. Şu dursun burada. Şöyle gelip buraya const yeni bir bilgi alıyorum ben. Balance bilgisini check şöyle balance diye bir şey tanımlıyorum. Eşittir require diyorum. Hayır, bu nereden alacak? Şuradaki balance CS'den alacak. Balance'dan alabilirsin. İsmi balance. Ama check balance metodunu çağıracağız. Buraya gelip şöyle check balance bilgisini şu şekilde alıyorum. Şimdi peki gelip burada yine npm start diyeyim ben. Evet, şimdi bakalım. Undefined x API key. Şimdi hatam var mı onu bir gözlemlemeye çalışayım ben. Parametre tanımlaması yaparken balansın içerisinde hemen balansa geri gideyim ben. Şöyle check balance içerisinden aldık. Const port bilgisini aldık. Token içerisinden bakın x API key parametreyi alırken şurayı bu şekilde aldık. Tamam. Şurada nokta virgülle kapattık. Şimdi burada ne oldu? Undefined header x API key. API key alırken
Evet, buradaki hatamı buldum. İndekste require.env.config'i çağırmam lazım. Çünkü ben şurada balansta .env bilgisini kullanarak API'ne erişiyorum ben. Bunu orada çağırmak için bunu çağırmam lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın ben şöyle clear diyeyim. Ve burada ben npm start dediğimde bakın gidip adres gx, mesela burada yeni bir adres de denedim ben bu arada. Ben kodu çalıştığımda gx'i oluşturdum ben. Yani ilk şeyde adresi çalıştırdığımdan yeni bir tane hesap aldım ve bu bilgiyi alarak ben balansın içerisinde o adresi buraya yazdım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. İlk adımı tekrarlayarak ve bunun sonunda bakın şu şekilde detaylı bilgi geldi. Şimdi bakın burada account info dedikten sonra şurada bakın amount diye bir bilgi var. Şunu ben şuradan alayım. Şurada account info'dan nokta amount diyerek yeniden çağırırsam ben bakın bu sefer ne oluyor? Çağırdığında şöyle gelsin. Bakın balansın bilgisi sıfır oluyor. Yani bu hesapta henüz bir para yok demek. Şimdi ben bu hesabı buradan alıyorum. Ve daha sonra webde bir geri dönüş yapalım şöyle. Bakın şurada ben ayrıca bu cüzdanın bilgisini şurada mainnet değil testnetten almıştık hatırlarsanız. Şuradan testnete geçip şurada onu yapıştırarak şöyle sorguladığımda testnet.algoexplorer.io sayfasında bakın herhangi bir şey yapamadı. Ve ben burada testnette full set almak için bank.testnet.algorand.network'ü gelip burada şöyle adres bilgisini işleyerek success, başarılı bir şekilde tutarın olduğunu ekledi. Şimdi ben kodu yeniden çağıracağım. Ve burada bakın şu an henüz bir şurada görmüştük. Account 0. Balance of account, yani şuradaki balance account'ta account info'nun amount'unu almıştık. Ben şimdi yeniden ben bu kodu çağırdığımda şöyle gelmesini bekliyorum ve account'un bakın bir yanına da şu şekilde 10 algo, yani 10 milyon milyonla ifade ediliyor. 10 milyon yani aslında 10 algo olduğunu burada görüyoruz. Test için ben yine aynı sayfa bir daha gidip şöyle sayfayı yenileyim ve şuradan şöyle bunu da buraya yapıştırıp yine dispense dediğimde yine başarılı bir şekilde bir 10 algo daha ekledi ve ben kodu şurada şöyle clear diyeyim. Yeniden çağırdığımda bu sefer de 20 milyon yazacak. 20 algo olduğunu burada görüyoruz. Şimdi ben bu adres bilgisini tekrar buradan alıp şöyle internete geçip şurada testnetin şurada ben yapıştırıp sorgulayayım. Ve o adrese ait bakın hesabında 20 algo olduğunu da burada görebiliyoruz ve 10 algo 10 algo iki tane de işlemin de burada yapıldığını görebiliyoruz. Şu an bir Algorand'daki bir testnetten şuradan balanstan alıp ve bunların hesaptaki hesaba para atılması ve bunu da daha sonra alma işleminden sonra balansı görmeyi biz JavaScript'te çağırdık. Şöyle göstereyim. Ve bunun kodları da özellikle bir daha bakalım. Bakın env'den API'nin bilgisini alıyorduk. Bu push stack'ten alıyorduk ve testnetin içerisinden şu şekilde client'a bağlantı yapıp account bilgisini aldıktan sonra client, yani bu bağlantı sağlayıcının account information deyip bu account'u do deyip daha sonra da account info'nun amount'unu json string var diyerek biz burada görüyoruz. Eğer hata varsa da şurada alıyorduk ve bunu biz indekste de bu şekilde alıyorduk ve burada .env eklemeyi unutmuyoruz. Bu şekilde biz JavaScript kullanarak balance bilgisini aldık, okuduk.